Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun 7-8 yıl önce attığı bir tweetten dolayı verilen ceza ilan edildi. Gariplik var bu işte biraz. Birinci gariplik, tarih tam 23 Haziran'a dek geldi. 23 Haziran'ın özelliği ne? Mahalli seçimlerde İstanbul'u iktidar partisinin büyük bir rakamla kaybetmiş olması. Sanki onun rövanşını alıyor gibi. Tam 23 Haziran. Ne bir gün önce ne bir gün sonra. Ama daha da garip olanı şu. 7-8 yıl önce atılan tweetleri eğer siz cezai müeyyide için kullanmaya kalkar, bu tweetlerle Fethullah Gülen arasında irtibat kurmaya teşebbüs ederseniz şu anda iktidar partisinin ne milletvekilleri ne il başkanlarının arasında ceza almayacak bir kişi kalmaz. Çıkarsınlar bütün tweetler. Övgüler yağdırdılar. Bakanları övgüler yağdırdılar. Hasret kaldık. Ne zaman geleceksiniz dediler. Bunlar suç değil ama 7-8 yıl önce Cumhuriyet Halk Partili olduğu için bir hanımın attığı tweet onun ağır bir ceza almasına vesile oluyor. Ya Allah'tan korkun. Biraz gerçeklerle yüzleşin. Özellikle de hakimlere sesleniyorum ya. Savcılara sesleniyorum. Sen bir insanın 8 yıl önce attığı tweet'i şu anda gündeme getiriyorsan iktidar partisi mensuplarının tweet'leri ne olacak? Onlar masum. Niye? Zemzem suyuyla yıkanmışlar. Böyle bir mantık adaleti zedeler, kökünden zedeler muhterem arkadaşlarım. Canan Kaftancıoğlu'nun farklı bir kanaatte olması, farklı bir görüşte olması, ana muhalefet partisinin il başkanı olması hiçbir şeyi değiştirmez. Israrla söylediğimiz bir konu var. Bir ülkede adaletin kamil manada sağlandığının en önemli işareti iktidar muhaliflerinin adalete olan güvenini tesis etmektir. Siz muhalefetin bu güvenini tesis etmeden ülkede adalet vardır diyemezsiniz.